Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda dışarıdayım ve duraktayım gördüğünüz gibi. Bugün o kadar çok yere gideceğiz ki. Hastane, çarşı, pazar, market. Bir sürü planımız var bugün eşimle. O yüzden tabii hepsini tek de bu videoya sığdırmam yani. O zaman çok uzun olur, sizi de sıkmak istemem. Ama bakalım parça parça nasıl çekebilirsem, çekebildiğim yerlerde sizi de gezdiririm. Böyle bekliyoruz durakta. Şimdi önce aşağıya gideceğiz. Yani Yalıkavak Çarşı'ya gideceğiz. Oradan 1.30'da benim hastane randevum var. Efendim anneciğim. Efendim oğlum. 1.30'da benim hastane randevum var. Ona yetişmemiz gerekiyor. Oradan da Bodrum arabasına binip hastaneye gideceğiz. Hastaneden sonra da pazar, çarşı, artık nasıl sıralama yaparsak, nasıl denk gelirse size de anlatırım ve gösteririm. O zaman oralarda görüşürüz. Biz şimdi otobüsten indik ve hastaneye gideceğiz. Bakın burası o Midtown'un. Hatta görünüyor mu? Görünüyor. Bakın şurası alışveriş merkezi. Ve hastaneyi göstereyim size. Burası da Bodrum Yeni Devlet Hastanesi. Ve burada iniyoruz. Şu ışıklara kadar yürüyeceğiz. Oradan da bir de yukarıya yürüyeceğiz. Yani girişi arka tarafa yapmışlar. Neden öyle bir şey yaptılar anlamış değiliz ama. Öyle buradan yine bir 20 dakika falan yürüyoruz yani. Böyle yakın gibi görünüyor ama değil. Her zamanki gibi benimkiler de yine önden önden gidiyor. Ben video çekmek için arkalarda kalıyorum böyle. Ve Bodrum'un en sevmediğim yanlarından biri de dağ taş. Bu taraf böyle iş yerleri. Dağınık yerleşim. Yani böyle tek bir yere gideyim de işimi halledeyim, bitirip geleyim gibi bir şey yok yani. O yüzden bu kısmını da sevmiyorum. Ya yemin ediyorum hangi işimiz denk de bu denk olacak ki? Dedim ya 1.30'da sıram diye. Herkese 1.30 yazmışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle sıralamışlar. Yani herkes 1.30'da gelecek, onlar kafasına göre 1, 2, 3 diye çağıracak. Biz saatinde gelmeyeceğiz. Tam şu an saat 3'e geliyor. 1.5 saattir sıra bekliyoruz. Ve Recep Demir de vardı. Sıkıntıdan patladı çocuk. Sürekli çığlık çığlığa. Dışarıya çıkarsa eşim. Efendim oğlum. Dışarı soğuk, içeri sıcak, çocuk hasta olacak. İçeride böyle tıklım tıklım. Vaktinde verseniz de vaktinde gelsek ya. Yemin ediyorum sinirden deli oldum ya. Şöyle. Burada pastalar. Spankle profiterol. Sütlü tatlılar. Allah'ım her şey çok güzel görünmüyor mu? Netlesene. Triliçe. San Sebastian. Ve ekler. Biz şimdi ekler yiyeceğiz. Şu büyük boydan. Tabi burada farklı tatlılar da var. Böyle. Sanırım kahvaltılıklar da var. Poğaça şey görüyorum şu an. Yakışıklıya bir meyve suyu yiyeyim mi? Yok abi. O... Evet, teşekkürler. Burası eski Bodrum Otogarı'nın karşısında. Özcan Özlem olarak geçiyor. Şöyle. Biz de şuraya oturacağız şimdi. Böyle büyük boy ekler ve çay su. Oluşma minik bir kurabiye. Eşim de bir tane ekler söyledi. Ben iki tane yiyeceğim valla. Evet anneciğim ham yapabilirsin ama otur. Oturarak ham yapıyoruz. Evet. Güzel afiyet olsun.
Bakın Kompedan'a geldik. Bu penyete kartlar 40 liraymış. Sizin de aklınızda olsun. İnternet sitelerinde de var bunlar. Ve bence malları ve şey de çok güzelmiş. Şurada pijama takımları var kapşonlu. Şöyle. 140 liraymış. Ve malları da yumuşak. Böyle renkleri falan da var. Şöyle. Bence 140 liraya günümüzde fiyatlarında çok iyiymiş. Şöyle. Bakın yılbaşı içinde pijiler gelmiş. Allah'ım sen ne kadar tatlısın. 337 liraymış takım. Ama çok güzelmiş Kompedan'da. Böyle sabahlığı da var. Çok tatlılarmış. Bu sefer eşim hediye almıştı kadifelerden. Öyle. Evet. Artık sizinle şurada 2 dakika sohbet edip videoyu kapatacağım. Size ne diyeceğim? Videonun başında demiştim ya pazara falan gideceğiz diye. Bugün pazar yokmuş arkadaşlar. İşim çok dalga geçti ya. Dün salıydı. Ha pardon, bugün salı. Gene karıştı. Yo, bugün çarşamba. Of. Dün salıydı. Ama ben işime sürekli diyordum ki yarın salı. Bugün pazartesi. Eşim diyor ki sürekli, hayır bugün pazartesi değil, bugün salı. Bugün de diyorum ki sürekli bugün cuma. Şimdi de diyorum ki bugün salı, çarşamba, hepsi birbirine girdi bende. Yani gerçekten bu ara aşırı unutkanlığım var. İnsan günü de unutur mu ya? Gerçekten günleri de birbirine karıştırdım iyice. Geçen gün Instagram'dan beni takip edenler de görmüştür. Sizinle de paylaşayım. Arkadaşım Cansel var ya, onunla şöyle bir sohbet etmiştik. Bu bulaşık süngerlerinin el örgüsü olanları var, biliyorsunuzdur. Annem de onun böyle bir ipi var, antibakteriyel. Tam ismini bilmiyorum ipin. Ondan örmüştü. Bende de fazlasıyla var. Cansel dedi ki işte bu dedi sarı süngerlerde de işte kurumadığı için dedi mikrop üretiyormuş falan filan. Bunlar dedi işte ben de değiştireceğim falan dedi. Ben dedim ki ben de dedim bu örgülerden fazladan var, sana vereyim dedim. Bunu diyeli belki bir 15-20 gün falan oldum yani. Sonra ben bu kıza bunu vermeyi unuttum. Aklıma bile gelmedi yani. Sonra geçenlerde hem video çekiyordum hem bulaşık yıkıyordum. Bulaşık yıkarken aklıma geldi. Hatta dedim ki işte o esnada böyle hızlandırdığım için konuşmuyorum. Hani bir iş yaparken oraları hızlı hızlı geçeyim diye. Konuşmuyorum. Videonun sonuna bırakıyorum konuşmalarımı. Dedim ki bunu dedim videonun sonunda söyleyeyim. Cansel de gülsün. Sonra videonun sonunda söylemeyi de unuttum. Yatıp edit yaparken aklıma geldi. Söylemek yani. Bugün de böyle pazartesi, salıya, salıyı, çarşamba, çarşamba, cuma. Hepsi birbirine girdi. Sanırım bir B12 falan baktırmam gerekiyor artık. Ya da böyle çok yorgunluktan gerçekten dinlenemiyorum bu ara. Annem gelecek ama. Annem geldi mi? Anneciğim valla Recep'e bakacaksın. 12'ye 1'e kadar uyuyacağım. Sen de Recep'le oynarsın. Gerçi sana seve seve de. Şu rimellerimi de çıkarayım. Artık videoyu kapattıktan sonra uyuyacağım. Çünkü saat bayağı oldu. Recep Demir uyudu bile. Öyle işte. Çok güldüm ya bugün yine kendime. Eşime diyorum ki size açılış yaparken eşim duymuş. İşte sen dedi ne pazarına gideceğiz dedin dedi. Ben dedim ki bugün pazar yok mu? Bugün çarşamba diyor. Nasıl yani dedim.
artık marketten aldık bir şeyler. Tabii onu da video çektim. Onu da atarım. Pazara gitmek gibi olmuyor ama yine idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İşte yaptığım tüm makyaj sadece şu kadar. Ama çok değiştirmiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Öyle. O zaman size burada veda edeyim artık. Gidip uyuyacağım. Siz de beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir siz de. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bir de yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Ben videoyu yüklediğimde size de anlık olarak bildirim gelmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.